Bataryamız bitiyor hocam. Bakalım soruyu tamamlayabilecek miyiz? Hayırlısı olsun. Dilek Hanım psikoloji öğrencisi, birinci sınıf öğrencisiymiş. Ben bugün asla konuşamıyorum. Katıldığı seminerlerde, dinlediği derslerde hep aklına takılan şey şuymuş. Yaşanan ya da yaşatılan negatif birçok olayda insanların nörolojik ya da psikolojik bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Durumda suç nerede başlar, nerede biter? Yani suçluyu ne şekilde incelemek, suçun ne kadarını rahatsızlığa bağlamak gerekir? Ayrıca rahatsızlığa sahip biri tarafından şiddete ya da tacize maruz kalan birisi buna ne kadar anlayış gösterebilir? Çok güzel soru. Evet. Şimdi birincisi suç sonuçtur. Bahsettiğimiz nörolojik, psikolojik vesaire rahatsızlıklar ise bunun nedeni olabilir ya da nedenine katkı yapan unsurlar olabilir. Dolayısıyla suç sabit ise hukukun temel görevi ya da işte otoritenin temel görevi bu suçlu insanı toplumdan izole etmektir. Bir şekilde onu suç işleme mahalline uzaklaştırmak ve diğer insanları korumaktır. Dolayısıyla burada temel bir değişiklik yok. Bu suçun kaynağı işte beyinsel ya da psikolojik bir patolojiye ait ise, oraya dayanıyorsa, o zaman burada düşünmemiz gereken şey suçun nasıl değerlendirileceği değil. Çünkü suç suçtur, o değişmez. Bu insanı nasıl rehabilit edeceğimiz ya da mesela bu insanı nasıl bir hapishane ortamında tutmamız gerektiği, iyileştirebiliyor muyuz, iyileştiremiyor muyuz? Yani bu tip konuları, suçu toplumdan uzaklaştırdıktan sonra düşünmemiz gereken konuları düşündürür bize. Şimdi mesela işte beyninde tümör olan bir hastanın suç işlediğini biliyoruz. Ya bu insanı sonuçta tecrit edeceksiniz, alacaksınız. Bir hapishane hücresinde tutuyorsunuz. Bu insanda bir beyin taraması falan yapıp o tümörü görüp de tümörü ameliyatla çıkarttığınızda bu kişinin o davranışı iyileşiyorsa o zaman farklı bir tecrit koşuluna ihtiyacınız var. Bu insan çünkü direkt olarak kötü olduğu için bunu yapmamıştır. İşte beynindeki devreler çalışmadığı için bunu yapmıştır. Onu yine toplumdan uzak tutarak makul bir süre belli bir rehabilitasyon ya da üretim programına dahil edebilirsiniz. Ya da çoğu insan çocukta mesela şiddet gördüğü için ileride şiddete yatkın oluyor. Şimdi bu şiddete yatkınlık meselesini de bugün beyni ölçerek bazı ipuçlarıyla öngörebiliyoruz. Mesela amigdala dediğimiz stres bölgesinin kontrol alanları küçülebiliyor. Bu amigdalanın küçülmesi olarak karşımıza çıkıyor. İşte ön beyinde bir zafiyet olabiliyor, az çalışıyor ve kontrol sistemi olmadığı için suç işleyebiliyor. Yine suç işlerinde bu insanı uzaklaştıracağız. Ama mesela işte nörofeedback gibi bir teknikle ön beyni kuvvetlendirmek mümkün. 5-10 sene ciddi bir nöro training dediğim, nöro eğitim teknikleriyle bir şekilde rehabilite ederseniz bu insanları hem sağlıklarına kavuşturabilir hem çok pozitif bir şekilde topluma katkı yapar hale de getirebilirsiniz. Netice-i kelam, suçun ne olduğunun tanımı değişmez. Yani suç suçtur ama suçun nedenlerini daha iyi anlamaya başladıkça Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün koca koca şehirler kadar insanın hapishanelere tıkıştırıldığı ve hapishane sisteminin ciddi anlamda sorgulanmaya başladığı bir hengamda artık buraları daha uygun rehabilitasyon ortamlarına çevirebilmenin yeni fırsatları çıkıyor karşımıza. Buna bu gözle bakmak lazım. Dolayısıyla yeni dönemde nöro hukuk dediğimiz alan ağırlıkla bununla uğraşacak ama yok beyninde tümör vardı bu adamı salıp gidelim gibi bir kafa değil bu. Bu başka bir şey çünkü suç diğer insanları ilgilendiren bir şeydir. Yapılacak çok şey var. Belki Dilek Hanım da bu vesileyle elini taşına alır. Evet Dilek Hanım, madem psikoloji bölümündeyiz, madem bunları merak ediyoruz, göreviniz eğer kabul ederseniz bu konuya eğilmek olacak. Bu kayıt kendini 5 saniye içinde imha edecek. Vallahi şarjımız etti. Asla konuşamıyor bugün. Bitti mi şarj? Bitti. Tamam demek ki. Tam vaktinde bitti ya. Harika. Zaten.